Herkese merhaba, Asus Zenfone 3 nihayet Türkiye'de de satışa sunuldu. İlk olarak Zenfone 3'ün 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı versiyonunu görüyoruz. Elimde tutmuş olduğum 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM'li versiyon ise ilerleyen haftalarda Türkiye'de satışa sunulacak. Asus Zenfone 3 ile birlikte Asus, geçen son 2 yılın Zenfone serisi telefonlarına göre önemli bir sıçrama gerçekleştiriyor. OnePlus ve Xiaomi gibi pahada hafif, yükte ve kalitede ağır telefonlarla boy ölçüşebilecek kalitede bir telefon çıkarmış Asus. Görmüş olduğunuz gibi oldukça çekici ve şık bir tasarıma sahip telefon var karşımızda. Yuvarlatılmış köşeleri, aynı zamanda yine yuvarlak hatlara sahip kenar profili, metal ve camın birleşimiyle Asus Zenfone 3 oldukça çekici görünüyor. Bu telefonu elinize aldığınızda şık bir Android telefonu kullandığınız hissini fazlasıyla yaşıyorsunuz. Tasarımdan başlayalım. Öncelikle telefonun temel gövdesi metalden yapılmış. Bu metal çerçeveyi önde ve arkada Gorilla Glass ekran camları tamamlıyor. Böylelikle hem sağlamlık hem de rahat bir kullanım sunuluyor. Telefonun 5.5 inç ekranı çevrilen alan bir hayli dar tutulmuş. Özellikle uzun kenarların bir hayli dar çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz. Böylelikle Zenfone 3'ü tek elle rahatlıkla tutmak ve kullanmak mümkün oluyor. Bu arada telefonun elde ağırlık hissinin fazla olmadığını, bunun da hem kullanırken hem de taşırken önemli bir avantaj olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zenfone 3'ün hem önünün hem de arkasının Gorilla Glass ekran camlarıyla kaplı olduğunu söylemiştik. Arka yüzeyde bilgisayarlarda gördüğümüz tarzda bir desen bulunuyor. Şu anda belki belli olmayabilir, ancak bir ışık tuttuğunuzda içten dışa doğru büyüyen halkalar görüyorsunuz. Bu da karşımızdaki Asus telefonunun bir Zen serisi telefon olduğunu gösteriyor. Telefonun 5.5 inç ekranının altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Üste kamera sensörler ve ayüz hoparlörünü görüyoruz. Alt tarafta USB-C portu, hoparlör ve mikrofon. Üst tarafta ikinci mikrofon ve kulaklık jack'ı. Arkada 16 megapiksel kamera ve lazer otomatik odak sistemiyle çift renkli LED flaşı görüyoruz. Hemen altta da görmüş olduğunuz parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucusu ekran kilidini açma ve güvenlik doğrulama işleminin yanı sıra çeşitli kısa yolları da gerçekleşmeye olanak sağlıyor. Örneğin parmak izi okuyucusuna parmağınızı 2 kez tıklattığınızda doğrudan kamera uygulaması açılıyor ve telefon fotoğraf çekimine ve video çekimine hazır hale geliyor. Zenfone 3'ün sol kenarında SIM ve microSD kart yuvası var. Bu telefon çift hat destekli, yani aynı anda 2 SIM kart takmanız mümkün. Telefonda bu 2 hattı da 3G ve 4G bağlantısıyla kullanmak mümkün oluyor. Telefonun ana SIM kartı microSD, bunun yanı sıra bir de nano SIM kart takabiliyorsunuz. 2 hattı da Zenfone 3'ü kullanmanız mümkün oluyor. Tabii ki bu durumda ekstra depolama alanından fedakarlıkta bulunmanız gerekebilir. Telefonun kenarında güç butonu ve ses tuşları var. Bunların yüzeyi bir dokuyla kaplanmış. Böylelikle el yordamıyla da hangi tuşun ne olduğunu anlamak kolaylaşıyor. Asus Zenfone 3'te 5.5 inç 1920x1080 Full HD Super IPS Plus ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı yeterli, gayet yüksek ve dış ortamda da bu ekran iyi bir görüş sağlıyor. Bunun yanı sıra çeşitli ekran modları var. Ekran bölümüne girdiğinizde Splendid adında bir uygulama var. Bu uygulama sayesinde ekranın renk sıcaklığını ayarlayabilir. Bunun yanı sıra sunulan çeşitli renk modlarını da kullanabilirsiniz. Mavi ışık filtresi de mevcut. iPhone'da, Samsung Galaxy S7'lerde görüyoruz bu mavi ışık filtresini. Zenfone 2 zamandan beri Asus'un telefonunda da var. Bu mavi ışık filtresini açtığınızda ekranın mavi tonları süzülüyor ve özellikle kitap okurken veya gece vakti telefona bakarken gözleriniz daha az yoruluyor ve uykunuz da daha çabuk gelmiş oluyor. Asus Zenfone 3 ile birlikte Qualcomm Snapdragon işlemcileri biraz daha ağırlık veriyor. Telefonda Snapdragon 625 işlemci mevcut. Elimizdeki konfigürasyonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza mevcut. 256 GB kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da bu telefonun diğer donanım özellikleri arasında yer alıyor. Zenfone 3 günlük işlerde oldukça iyi. Çoğu oyunda da gayet düzgün bir performans sergiliyor. Yüksek çözünürlüklü videoları oynatma konusunda da Zenfone 3'ün iyi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonda yer alan güç ve hızlandır uygulaması sayesinde telefondaki RAM alanını boşaltabilir ve böylelikle performansı biraz daha iyi hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda Asus Mobile Manager adı verilen bir uygulama da mevcut. Bu uygulama güzel bir kullanıcı arayüzüne sahip. Buradan telefonun veri kullanımını, pil, hızlandır, bildirimler gibi çeşitli önemli ayarlarını kolaylıkla yapmanız mümkün. Telefonun durumunu tarayabilir ve buna göre otomatik olarak çözümleri de bulmanız mümkün olabilir. Gördüğünüz gibi tarama sonucunda Asus Mobile Manager çeşitli önerilerde bulunuyor. Bunları uygulayarak telefonunuzun biraz daha iyi performans göstermesini sağlamanız mümkün. Asus Zenfone 3'te 3000 mAh kapasiteli bir pil var. Bu pil genel olarak iyi bir performans sergiliyor. Normal yoğunluklu kullanımda bu telefonun bir günü rahatlıkla çıkardığını, hatta ikinci günde de öğleden sonra akşama doğru zamanlarına kadar çalışabildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki telefonun belirli özelliklerini kapatarak veya modunu değiştirerek, güç tasarrufu, süper tasarruf gibi modlara geçiş yaparak telefonun gideceği süreyi, batarya süresini biraz daha uzatmanız mümkün olacaktır. Asus Zenfone 3 Android 6 Marshmallow'la yüklü olarak geliyor ve bunun üzerine
üzerinde Zen UI 3.0 kullanıcı arayüzü mevcut. Yeni nesil Asus kullanıcı arayüzünde dikkatimizi çeken ilk ayrıntı arka yüzeyde olduğunu söylediğimiz şekilde bir Zen desenin olması. Gördüğünüz gibi içten dışa doğru büyüyen halkalarla bu telefonun bir Zenfone olduğunu açık şekilde ortaya koyan bir duvar kağıdı mevcut. Bunun dışında genel olarak geçmiş Zen kullanıcı arayüzlerinin çizgisini barındırmakla birlikte Asus'un bu kullanıcı arayüzünü biraz daha sadeleştirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi uygulama menüsü sayfalı tarzda ve birçok Asus uygulamasının yüklü olarak sunulduğunu, aynı zamanda Asus'un çeşitli üçüncü taraf uygulamaları da bu telefonda sunduğunu görüyoruz. Telefonu ilk kez kurduğunuzda çeşitli uygulamaların yüklenmesine yönelik tavsiyeler göreceksiniz ve bu uygulamaları seçtiğinizde Apps for You adı verilen bir klasör altında yüklenen uygulamaları göreceksiniz. Burada yerli ve yabancı uygulamalar Asus Zenfone 3'ü yeni alan, kurulumu yapan kullanıcılara öneriliyor. Bunun dışında Asus'un yüklü olarak sunduğu çeşitli uygulamalar ve araçlar var. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da ana ekranda Asus klasörü altında erişilebilir durumda. Tema desteği de mevcut Asus Zenfone 3'te. Ücretli ve ücretsiz çeşitli temalar sunulmakta ve bunun yanı sıra yine zil sesleri, duvar kağıtları, ikonlar, bu gibi unsurlarla telefonun kullanıcı arayüzünü değiştirmeniz, farklı tatlar elde etmeniz, sanki her gün farklı bir telefon kullanıyormuş hissini yaşamanız bu temalar sayesinde mümkün oluyor. Zenfone 3'ün hız ayarları da oldukça zengin. Aslında daha eski nesil Zenfone telefonlarda da görmüş olduğunuz hız ayar bölümü oldukça zengindi. Yine aynı zenginliği bu telefonda da görmektesiniz. Buradan mavi ışık filtresini açabilir, tek elle çalışma modunu etkinleştirebilirsiniz. Büyük ekranlı bir telefon, bu telefonu tek elle rahat kullanmak amacıyla Asus tek el modu gibi bir özellik getirmiş. Ve böylelikle telefonu görmüş olduğunuz gibi tek elle çok daha rahat şekilde yönetmeniz, kullanıcı arayüzünün bütün noktalarına erişmeniz mümkün. Tam ekran modundayken tek el moduna geçmek istiyorsanız parmağınızı ana ekran tuşuna ard arda iki kez tıklatmanız yeterli. Gördüğünüz gibi tek el moduna hızlı şekilde geçiş yapıyorsunuz. Sözünü ettiğim bu hareket ZenMotion'da da verilen bir takım dokunma ve devinim hareketlerinin sonucunda gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz ZenMotion ayarları altında tek el modu yer alıyor. Bunu aktifleştirdiğiniz takdirde görmüş olduğunuz hızlı tetikleyici çalışıyor. Tek el modunu kullanmak aktif hale geliyor. Bunun yanı sıra devinim hareketlerini de aktifleştirebilirsiniz. Böyle yaptığınız takdirde aygıtı döndürme, eller yukarı gibi çeşitli ayarları da etkinleştirmiş olacaksınız. Asus Zenfone 3'ün arkasında 16 megapiksel f2 diyafram açıklıklı optik görüntü sabitleme özellikli ve lazer otomatik odaklı bir kameraya yer alıyor. Önde de 8 megapiksellik ikinci bir kamera mevcut. Söylediğim gibi parmak izi okuyucusuna parmağınızı dokundurarak hızlı şekilde kamerayı açabilirsiniz ve hemen çekime başlayabilirsiniz. Kamera arayüzü oldukça kullanışlı. Sağ tarafta fotoğraf ve video çekim tuşları, aynı zamanda manuel moda hızlı şekilde geçiş yapmanız bir tuş var. Buradan pozlama telafisi, beyaz dengesi gibi ayarları elle yapabilir ve çekiminizi özelleştirebilirsiniz. Sol tarafta da görmüş olduğunuz gibi HDR, kamera değiştiricisi, flash ve ayarlar gibi çeşitli kısa yollar mevcut durumda. Asus Zenfone 3'te çeşitli sahne modları da mevcut. Bu kamera modları sayesinde zengin işler çıkartabilir, farklı çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz süper çözünürlük gibi birkaç fotoğrafı birleştirerek daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etmeyi sağlayan bir mod var. Aynı zamanda GIF animasyonlar oluşumunu sağlayan bir mod görüyoruz. Yine akıllı kaldır gibi çeşitli engelleri, nesneleri kaldırmanı sağlayan bir mod var. Yavaş çekim, hızlı çekim gibi video modlarını, kamera modlarını da Zenfone 3'ün kamera uygulamasında görmekteyiz. Zenfone 3, lazer otomatik odak, sürekli odak ve bunun yanı sıra faz algılamalı odak gibi netleme sistemleri sayesinde hızlı şekilde odaklayıp çekimi gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan Zenfone 3'ü oldukça başarılı bulduğumuzu söylememiz gerekiyor. Video tarafında da Zenfone 3'te 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Telefonda varsayılan da Full HD 1920x1080 piksel çözünürlük varsayılan olarak geliyor. Ancak buradan 4K'yı seçerek çekimlerinizi 4K kalitesinde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Asus Zenfone 3 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Çok daha fazla ayrıntıyı, bu telefonla çekilmiş fotoğraf ve videoları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.